seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktı. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. İnsan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf ne biliyor musunuz? O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, vatan haini, terörist. Hani hatırlayın ya, Büyükşehir Belediyesi terörist doluydu hani. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl. Öyle yok. Öyle ama yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya. O kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net. Burcu Köksal'da tam bir faşist anlayış. Her gözü açık burası diyor ama demek kapalı filan böyle. Ya arkadaş hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? İnsan odaklı bakmanız gerekiyor. Ondan sonra da düzeltmesi Özgür Özel'e kaldı. Yok işte başkanım öyle siz söyleyin demiş de böyle olmuş da. İşte böyle faşist anlayışı reddetmek gerekiyor. Ha tamam evet belki Uşak, Kütahya, Afyon seçmeni milliyetçi seçmen olabilir. Ama siz o milliyetçi seçmenlerin oyunu alacağım diye insanları karşı karşıya getirmeyin. Önemli olan insan referanslı bakmanız, o insanları karşılaştırmanız ve çıkıp oradan almayacağım diyor, belediyenin içine sokmayacağım diyor. Ya çok net söylüyor bir de, öfkeyle söylüyor bir de. Öylesine öfkeyle söylüyor. İşte böyle insanlar gerçekten siyasette de olmaması gerekiyor. İster AK Parti'de olsun, ister CHP, hiç fark etmez. Seçmenin dersini vermesi gerekiyor böyle faşist bir anlayış. Onlar seçmenimizi üzer. Tabii ben Burcu Köksal'a şunu da sordum. Burada hengamede notlarımın arasında var da. Burcu Köksal'a dedim ki yani DEM Partililer hizmet alamayacak mı sizden? Hah. Ben dedi ayrımsız hizmet yaparım Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarına. Fakat DEM Partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz dedi. Yani bu eş başkanlık. Çünkü dedi ki burada çok... Belediye meclis üyesi olamaz. Zaten belediye meclis listesine baktım. DEM Parti'nin D'si bile yok. Yani hiç yok. Zaten DEM Parti çok aktif de değil aslında. Şimdi çünkü evet, cümle biraz Afyon'da oraya da gidiyordu. Zaten... Hani Demliler benden hizmet şöyle, de mi alamaz? Hayır. Hizmet yok, konusunda yani öyle... ben dedi. Belediye başkanı. Öyle anlaşılmaz ama. Şöyle ben dedi. Ama biraz sansasyon oraya doğru gitti. Burcu Köksal. Şöyle demiş yani DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Tamam. Ama işte yani demek istediğiniz değil. Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye oy veren vatandaş yönetmiyor zaten belediyeyi. Peki. Burcu Köksal'ın söylediği şey şu. DEM Partili hiçbir yönetici burada eş başkanlık, belediye meclis üyeliği, benim listemden falan bunlar zaten söz konusu olamaz. Ama hizmette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına zaten ayrımsız bir hizmet yapacağız dedi.